Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mürdüm eriği ile hazırlayabileceğiniz kayısı reçeli tadında şahane bir reçel tarifi veriyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle tarifimiz için uygun bir kap veya leğen alıp içerisini suyla doldurduktan sonra üzerine bir silme yemek kaşığı kadar karbonat ilavesi yaparak güzelce karıştıralım. Ve hazır olan karbonatlı suyumuzu bir kenara alıp geçelim meyvelerimizi hazırlamaya. Meyvelerin yıkama aşamasını özellikle göstermedim. Önceden yıkayıp hazırlamıştım. Üzerindeki suyu tamamen süzüldükten sonra bir bıçak yardımıyla kabuklarını incecik soyalım. Yeterince büyük ve olgun meyveler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Meyveler ne kadar güzel olursa reçeliniz de bir o kadar güzel olacaktır. Kabuklarını ince bir şekilde soyduktan sonra bıçakla ortadan ikiye bölerek elimizle bu şekilde yuvarlayalım ve içerisindeki çekirdeğini de çıkartalım. Hazırladığımız meyveleri ise karbonatlı suyun içerisine atalım. Karbonatlı suda bekletmemiz hem meyvelerimizin kararmasını önleyecektir hem de pişerken ezilmesini. Bu arada karbonat tadında ve kokusunda herhangi bir değişiklik kesinlikle yapmıyor. Deneyen arkadaşlardan da yorum kısmına özellikle yorum istiyorum. Çünkü daha öncesinde de bu şekilde bir reçel tarifi paylaşmıştım. Çok denenmiş ve sevilmişti. Birkaç tanesini hazırladım. Geriye kalanlarını da aynı şekilde soyarak hazırlamaya devam ediyorum. Özellikle söylemek istiyorum. Eğer bu reçeli hazırlarken, kabuklarını soyarken ellerinizin kararmasını istemiyorsanız mutlaka bir eldiven kullanın. Ben eldivenle çok rahat çalışamadığım için kullanmayı tercih etmedim ama ellerimde kapkara oldu. Keşke kullansaydım dedim açıkçası. Ve geriye kalan meyvelerimizi de aynı şekilde soyarak hazırlayalım. Karbonatlı suyun içerisinde ortalama yarım saat kadar beklettikten sonra farklı bir kasede su alıp içerisine atalım. Yani meyvelerimizi karbonatlı sudan alıp temiz suyun içerisine alalım ki üzerindeki fazla karbonatından arınsın. Az önce de söylemiştim, kokusunda ve tadında kesinlikle bir değişiklik olmayacaktır. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Ve temiz suyun içerisinden de alıp bir süzgecin üzerine bırakalım. Süzgeçte özellikle bekletelim ki reçelimiz çok fazla sulu olmasın. Zaten ekstradan su da eklemeyeceğiz. Yani kendi suyunda pişen bir reçel olacak. Ve süzgeçte suyu yeterince aktıktan sonra pişireceğimiz leğenin veya tencerenin içerisine alalım. Meyvelerimizi leğenin içerisine aldıktan sonra kilogram başı her kilogram için 900 gram kadar meyveye şeker ekleyelim. Yani 1 kilogram meyveye 900 gram şeker ilavesi yapalım. Ben toplamda 1,5 kilogram kadar çekirdeksiz ve kabuksuz meyve kullandım. Meyvelerinizi hazırladıktan sonra tartmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi üzerini kapatalım ve en az 1-2 saat kadar bekletelim. 1-2 saatin ardından meyvelerimiz artık kendi suyunu salmış. Şimdi leğenimizi uygun bir ocağın üzerine alalım ve kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladığında şöyle hafiften karıştıralım ama ezmeyelim. Meyvelerimiz tamamen şekerle yani şerbetle birleştikten sonra yani her tarafı şerbete bandırıldıktan sonra şimdi birazcık daha kaynamasını bekleyelim ve ardından ocağımızı kapatıp yarım saat kadar dinlendirelim. Bu işlem sayesinde meyvelerimiz hem daha olgun, daha güzel olacak hem de içerisi şekerle daha çok dolup çok fazla kaynatmamıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde pişecekler. Tekrardan yani yarım saatin sonunda ocağı açalım, kaynamasını bekleyelim. Ardından üzerine bir dilim kadar limon suyu ekleyelim. Çok fazla tatlı bir reçel olmasını istemediğim için birazcık da limon kabuğu ekledim. Ve ortalama yarım saat 40 dakika kadar orta ateşte kaynattıktan sonra artık reçelimiz hazır. Kaşığı bu şekilde dik tutarsanız eğer ardından suyu yavaş yani damlalar yavaş akmaya başlıyorsa demek ki artık reçelimiz hazır olmuştur. Şimdi kaynar haliyle kavanozlamaya başlayalım. Öncelikle sunum için şöyle birazcık ayırdım. Eğer dilerseniz soğuk haliyle de kavanozlara doldurabilirsiniz. Bu arada reçelimiz çok fazla köpüklenmediği için ben içerisine tereyağı falan kullanmadım. Eğer köpüklenirse üzerindeki köpükleri de almayı unutmayalım. Reçelimizi kavanozlara doldurduktan sonra daha önce hiç kullanılmamış ve steril, yani kaynar suyla yıkanıp kurulanmış kapakla sıkıca kapatarak vakumlayalım. Bu şekilde reçelimiz tamamen soğuduktan sonra serin, kuru ve güneş görmeyen bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Kıvamı tam yerinde olmuşsa asla ekşime ve bozulma söz konusu olmayacaktır. Gördüğünüz gibi şahane bir reçel oldu. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkileştirin. Yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.